Kurban alırım, kadını alırım, öyle mi dedin? Hani bir şey yazmıyor? Sen yazdın. Müşteri arasında bir kere kardeşi. Ya. Güzelce yapmışlar ha. Hani şeyin resmini de koyacaktın. Neyin? Merhaba, ben geldim. Ozan'a doğum günü yapıyoruz arkadaşlar. Yaprak pişiriyorum. 2 paket yaprağım vardı. Limonunun arasını hallettim. Salçalı sos yaptım güzelce. Sonra da bunu pişirmeye koyacağım. Ne yapıyorum? Tavuklu şehriye salatası artı makarna salatası, pizzalı börek, pizza gibi bir börek. Sonra bir kaşığı koyayım ben şunu. Kurabiye çıkarttım. Sarmayı pişiriyorum. Patatesli milföy. Rabiş yapacak milföyleri. Yeni haber oldu. Demin öyle söylemiyordum. Video çekeceğim, ben yapacağım diyordun. İşte video çekiyorum. Suyunu ayarlamaya çalışıyorum. Böyle üstünü geçmeyecek kadar su koyuyorum. Sıcak su koydum. Normalde koymam sıcak su. Kısık ateşte pişireceğiz. Kız bunun suyu niye yukarı çıkmadı? Allah Allah. O kadar da su döktüm. Başka ne yapacağım? Ispanaklı börek yapacağım. Ispanaklı börek yapmayayım. Normal börek yapıp geçeyim ya. Ne uğraşacağım? Paçangayı yapayım komple. Paçanga gibi pizza börek. Suyunu ayarlayayım. Böyle. Çok güzel duruyor. Ocağa. Koydum hemencik. Elektriğime bakar mısınız? Üstünden duruyor işte. Sabahtan beri mutfaktayım. Ve bugün sağlıklı beslenmeye başladım. Yani yediklerime, içtiklerime dikkat ediyorum. Diyet yapmıyorum. Tekrar söyleyeyim. YouTube'a da vlog olarak çekerim zaten. Hemen patateslerimi rendeleyeyim. Ben rendelenince daha güzel olduğunu düşünüyorum. Öbür türlü böyle ezik ezik oluyor. Ezik. Of! İlk videoyu Instagram'da paylaşmak istedim. Tutarsa eğer YouTube'da da içerik olarak paylaşmaya başlayacağım. İstanbul dönüşü 96.9 çıktım. 97 diyebiliriz. Ama dün geldim, tartıldım. Bak yemek falan da yemiştim. 95'ti. Bugün sabah tuvalete gidip tartıldım. 96'ya çıktı, ben anlamadım ya. Saçma. Sabahtan beri hiç durmadım. Dün akşamdan başladım aslında. Tavuğu haşladım, şehriye salatası için. Hemen şehriyeleri alıp gelmem lazım. Burada vardır. Hemen onları bir pilav gibi yapalım. Sarma bir kaynasın da diğer tarafa alırım. Çorbamı da bir koyayım. Tavuk çorbası yapacağım. İçmeyecek hiçbir şey. Diller. Tamam. Dalgınlara ferman. Şimdi başlamış kayıt. Kayıtta mıyız? Dünden de biraz çorba suyu vardı. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bunu ocağa alıp kaynamaya bırakacağız. Pirincini falan yapacağım. Bana sürekli soruyorsunuz, sürekli de paylaşıyorum. Bir sarma içi, iki tavuk çorbası.
Bak bin defa paylaşmışım da. Ama inatla hala bu kaynayacak önce bir. Sonra pirinç atacağım. Bunları da çıkaralım. Dikleyelim. İki tane but. Şu anda şehriyeleri koydum. Zeytinyağını içine koydum. Böyle bayağı da var. Azıcık tavuk yedim. Salatamızın mısırları hazır. Biberimiz yok. Yapamam. Yaşamam şu anda. Makarna salatamızın makarnası da hazır. Ne oldu? Bir şey oldu. Ocakta yer yok. Taşları doğru. Şimdi hemen şu tavuğu bir halletmek istedim. Çorba için. Ellerimi bir yıkayayım. Ortalık şu an 56. Yaprak kaynamamış da. Suyu da fazla gitti. Koyarken o kadar gözükmüyordu. Bunları bir didikleyelim. Yandım. Bayağı sıcak bu arada. Benim canım yanmaz sonra. Makarnalarımı mıcıkladım. Şimdi garnitürlerimi açıyorum. Makarna salatası en basit salatalardan birisi. Bence böyle büyük davetlerde herkesin kolaylıkla yapabileceği bir şey. Yani hemen böyle şunları süzüveriyoruz. Ben yıkıyorum da bu arada. Şöyle. Sadece makarnasını haşlıyorsunuz, bir de turşu doğruyorsunuz. Bu hazır arkadaşlar. Görüyorsunuz bir tencere. Yoğurt, mayonez, sarımsak, karabiber, tuz, lafı yedin. Şey, koyamam nehir. Kendi yaptığımız turşu. İki salataya da bunu kullanacağım. Şehriyelerimi de kavurmaya başladım. Bayağı çıkarıyorum. Ama elimi de kesmeyi ihmal etmiyorum. Annemden kavanoz istemem lazım da. Annem şu an telefonla konuşuyor. Kaç kişi geldi hakkında hiçbir bilgim yok. Arkadaşlar tavuk çorbasının tarifini veriyorum. Süzme yoğurt kullanıyoruz. Normalde babam şu anda evde olsa süzme yoğurt kullandırırdı sadece. Ben yoğurdu da kullanacağım. Burada çorbanın önemli noktasından birisi terbiyesi. Bol yoğurt kullanın. Evet. Bir tane yumurtanın sarısı. Ah yere düştüğün yarısı. Bu sevdadan fayda yok. Yoğurdun suyunu alalım. Birazcık da yoğurt. Çok yoğurt kullanmayın benim kadar. Evet. Şimdi ya gerçekten bazen bazıları çok saçma yorumlar yapıyor. Yani mantıklı bir yorum değil. Ben anlam veremiyorum. İzlemeyin beni lütfen. Şaka bir yana çocuğunu uyutan elimi kestim. Şimdi normalde 1 limon suyu olur ama ben biraz ekşi olsun istiyorum. Ayrıyetten limon sıkmayı üşeniyorum. Güzelce limonlarımızı, ya limon sıkacağı falan hepsi boş iş. Bak vitamini kabuğunda komple sıkıyoruz. Fosasını mosasını. Allah. Hmm.
Bir tane yumurtanın sarısını da koyuyoruz. 2-3 yemek kaşığı da un. Güzelce karıştırın. Çırp 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 yap. Adam işini biliyor. Şimdi ben hemen makarna salatasının sosunu yapıyorum. Bu tür mezelerde de tekrar söylüyorum, süzme yoğurt kullanmak lezzet verir. Birazcık süzme yoğurt alıyorum. Sonra mayonez. İçine ayrıyeten sarımsak kullanmayacağım. Direkt şu deniz tuzlu, karabiberli, sarımsaklı tuzu kullanacağım. Daha mantıklı. Zaten turşum çok tuzlu bu arada. Yıkadım ama faydası olmaz. Turşunun biraz tuzlu suda normal suda beklemesi gerekiyordu. Biraz da normal yoğurt koyacağım. Mayonez az gitti bence. Murat arama beni Murat. Tamam. Gidiyor, ses gitmiyor bu arada. Gidiyor. Hiç denemedin mi? Gidiyor tabii ki. Gitmiyor, bende gitmiyor. Nasıl gitmiyor ya? Şöyle güzelce çırpıyoruz. Bir şey soracağım size. YouTube'daki bu konuştuğum bir video vardı. Onu izleyen var mı aranızda? İstanbul'da çektiğim. Çiğ köfte yiyordum. Allah Allah, karışmadı. O videoyu iyice izleyenler, arada ses gitti mi? İlk başlarda. Çünkü Zehra beni aramıştır, kapanmamıştır ya. Böyle iyice karıştırıyorum. Görüyorsunuz zaten. Murat mı geliyor? Şimdi de turşularını doğrayacağım. Temizlik yapıyorum. Evet, şimdi turşularını güzelce doğruyorum. Akşama. Aynen. Dillerimin barkın yok mu? Ya senin arabana kalmadık ya. Bozuk araba. Her yere, her yere. Senin arabana kalmadık. Bir türlerle süreyim diye ölüyor abi. Senin arabana kalmadım. Biz E60'lara bineriz. Defekliğine. Tamam, bineceğim hadi. Kapat hadi. Sanki bir tek bunun arabası var. Normalde ben bu için içine soğan kavuracaktım. Kavuramadım. Zamanım yok. Pul biber attım, karabiber attım, zeytinyağı ve tuz, patates. Ama içine bir maydanoz doğranır bunun. 1 dakika. 2 dakika maydanoz doğrayalım hemen. Taze maydanoz. Teşekkür ederim. Evet, maydanozlarımızı doğruyoruz. Asya mı? Dedem galiba pastayı birlikte hepsini dışarı attı anne. Çık da bir bak ne olmuş pastaya. Bu kahve beni çok uğraştırır diyerekten, su içmem de gerekiyorken, kendime karadut özü yapıyorum aşkolarım. Evet. Zühre ana. Karadut özü. Reklamlar. Ne diyecektim, unuttum ya. Şimdi bu karadut özü nedir? Biz pazarda bunu satıyorduk. Karadut özünün pekmezini satıyorduk biz. Doğal bir ürün. Katkı, koruyucu falan içermiyor. Ben tükmeyeden sonra dikkat ediyorum içtiklerime, ama ice içiyorum mesela, o da zararlı. Hani kola, gazoz, böyle soda, gazlı içecekler yasak tüp meleden sonra.
O yüzden bu tür doğal ürünler daha mantıklı oluyor. Bu karalut özü. Trendyol'da var, alabilirsiniz. Ben Instagram'dan takip edenler zaten biliyor. İkinci ürün 1 lira kampanyası oluyor. Ben o zaman almıştım. Çok da güzel. Dün eve geldim, gelir gelmez herkese de yaptım. Herkes beğendi. Birisi şey yazmış ona. Onu sodayla karıştırırsa çok lezzetli oluyor. Sağlıklı bir şeyi nasıl sağlıksız bir hale getirebiliriz? Oynat bakalım. Bana soda yasak. Aslında ben şu anda 11 aydım. 10. aydan sonra bunların hepsini yiyip içebiliyorsunuz. Ben hiç denemedim. Koladır, fantadır, sodadır. Sodayı zaten normalde de sevmiyordum. Böyle yaptım. Mesela soğuk kahve yaparken de şeker kullanmıyorum. Bu arada bugün itibaren şekeri de çıkarmaya çalışacağım hayatımdan. Çayıma falan şeker atmayacağım. Güzelce koydum. Terbiyesine bakın. Böyle köy tavuğu gibi duruyor. But ya. Burada da yapraklarımı firar etmişler. Şehriyem de olmak üzere. Bir tür karıştırayım bunu da. Ben videoya başlayacağım. Anne mi geldi? Sosumu bırakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu iyice karıştıracağız. Bismillah. Sos az bence. Az olacağını biliyorum zaten. Problem yok. Şehriye salatasına dereotu doğruyorum. Aklıma geldi, makarna salatasına da yakışıyor aslında bu. Güzel oluyor, bayağı iyi oluyor. Dereotunun kokusu çok güzel. Burada sağlıklı beslenme programınızda o türlerini kullanırsanız nasıl sizi doyurduğunu, nasıl size fayda sağladığını çok güzel bir şekilde görürsünüz. Kırmızı biberimi közlemeye üşendiğim için direkt böyle doğrayacağım. Küçük küçük. Biraz kötü olmuş tabii ki. Şöyle biraz inceltelim. Ablam gel de milföy yumurta yap. Yani benim şu anda ben çok şeyim şu an. Biberlerimizle doğruyoruz. Kaç tane yumurta çıkarıyorum? 2, 3. Okey. Aha gel. İyice çık biraz daha. Şimdi şehriyelerim hazır. Çok güzel oldu bu sefer. Bu kadar iyi yapamazdım normalde. Şöyle. Şimdi alt üst yapalım. Evet. Buluşturuyoruz arkadaşlar. Şurada bir görsel şölenimiz var. Bismillahirrahmanirrahim. Allah döküldü. Kabım yok ki büyük. Abla fıçası nerede? Şurada. Bak hele bak 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 rengarenk hele bak bak bak. Helva yaptığınızda canım çok acı. Helvacı helva. Of of görsel şölen bak. Bak abla, gel abla, yeme de yanında yap. Maşallah, maşallah, hareketli oldu.
Buyurun, buyurun. Talatay'a. Ne var? Buyurunuz Tülay Hanım, nasıl? Ne yapıyoruz bu sporu? Yapıyorum. Ya benim gibi marifetli bir kızın var. Öp de başına koy ya. O kadar anak olmasa nereden koyacak? Adalarını alır. Evet, zeytinyağımızı döküyoruz. Bol kefeden. Aman üstüme de geldi kızım. Sonra nar ekşimiz. Pul biber. Sonra karabiber. Bence benim yemeklerimin lezzetli olmasının tek sebebi baharatlarını güzel bir şekilde koyuyor olmam. Bir tur karıştırayım. Limon sıkılır mı ya? Of, ağzım sulandı. Bu arada ben bundan yiyeceğim. Makarna salatası da yiyebilirim. Ama önce çorba içmem lazım. Ben saatlerdir mutfaktayım bu arada. Bir tadına bakayım. Tuz atmadım çünkü turşum çok tuzlu. Ondan bir tur şüpheleniyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hafif acılı. Bir yandan nerefsiz geliyor. Allah. Harika. Mükemmel. Aslında tuz atmasam da olurdu ama. Limonataden gerek yok. Ama bir tane de sıkılır yerine geldi. Bak bak Damla bak. Yeme. Yemin içine hazırlayacağım, biraz dinleneceğim, çok yoruldum. Ne koyacağım içine? Sosis, sucuk, mantar, mısır, soğan da koyulabilir. Ya da soğan koymayayım ya. Belim ağrıdı ya. Sabahtan beri çalışıyorum yani. Damla sen serum takabiliyor musun? Serum. Serum mu? Hı. Ve acilen mantar doğruyorum. Hepsini bir arada kavuracağım bu arada. Hani böyle bir ön pişirme gibi söyleyeyim yani. Tam pişirme değil. Elini mi kestin, elini mi yaktın? Özlem de çalışıyor ya, story atmış, eline bir şey olmuş. İki parmağı sarılı. Aklıma çalıştığım günler geldi. Çok ağlardım. Böyle o canımın yanması değil aslında mevzu. Hani o iş yapıyorsun ya, herkes üstüne doğru geliyor. Çok zoruma giderdi. Çocukluğuma vereyim ya. 18 yaş çocuk değil ama cahillik mi denir bilmiyorum. Çok ağlardım. Böyle kolum yanardı. Parmağım kesilirdi. El işinde çalışmak kolay değil. Allah yardımcısı olsun herkese. Gerçekten para kazanmak hiç kolay değil. Hiçbirimiz babadan zengin doğmuyoruz. Doğanlar şanslılar ama biz her halimize şükür diyecek bir şey yok. Şimdi gördüğünüz sosis, sucuk, mantar, ben bunu daha yeni koydum. Bu niye böyle olmuş?
Mısır koyacağım. Zeytinyağı güzelce kavuralım bunları. Ters düz et. O kadar güzel olmuş ki. O kadar güzel olabilirdi. İşim bitmek üzere. Bir tek böreğin içi kaldı. Bunu hemen şöyle, çok lezzetli duruyor. Ben tadına da baktım. Acılı, gayet güzel bir şekilde yapmışım. Kız niye demiyorsunuz? Anla. Ya hadi ben biraz B12 eksikliğim var. Siz tavuklu şehriye salatasını tavuksuz yaptık ya. Ana. Tavukları dün ben de diklemiştim. Siz de hemencecik yaparsınız. Bu damlaya salak diyeceğim şimdi, olmayacak. Anne bunu yedin de bunun tavuğu nerede diye niye sormadın anne? Şunlara şey de kat. Hı? Şunlara şey de kat. Üç tepsi patatesli börek çıkarmış. Şöyle bir tanesini unutmuş içinde. Problem yok. Hemen aralara sıkıştırırız. Ufak tefek problem. Senin patates yiyeceğim mi? Bak patates var bunun. Ben patates yemem. Yeme, sen yeme. Akşama patatesten pasta yapıyorum. Aklıma geldi. Otelde yapıyorduk. Yaş pasta gibi çıkıyordu. Bak şimdi. Şimdi onu böyle kesiyoruz. Tamam. Hayır be. Lan! Ters mi bu? Böyle galiba. Allah Allah! Kız niye olmuyor? Ne olmuş ya? Bu bozulmuş. Sabahtan beri ters yapıyorum. Sabahtan beri ters yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bunu alıyoruz. Bunu büyükte mi yapsam ya? Bu küçük gibi. Millet de sabahtan beri oradan bana bağırıyor. Çevir, çevir diye. Ben de habire çeviriyorum. Meğerse tersini tutuyormuş. Şimdi bunu pasta yapıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah güzel olur. Şöyle bunu iyice taban gibi yayıyoruz. Üstüne istediğiniz şeyi koyabilirsiniz. İster havuç rendeleyin, isterseniz lahana. Mevzu ne? Kat kat renk renk görünecek. Çok da güzel oluyor. Ben bir haftalık bir soğuk şefliği yapmıştım. Şef değil de salataya vermişlerdi beni. Oradaki şefimiz de bunlardan yapıyordu. Çok basit ya. Bak gerçekten her zaman soruyor. Soğukta çalışmak her zaman çok böyle iyi. Çünkü sıcağın kalan patatesini alıyorsun. Bunu yapıyorsun. Tavuğunu alıyorsun. Meze yapıyorsun. Çok basit. Ama yorucu. Allah turizmde çalışanların yardımcısı olsun. Şimdi bunun üstüne ne yapacağız? Bereket versin. Bakın hiç yoktan bir tane çeşit çıktı. Hiç aklıma gelmezdi. Ama kalıp almadan önce ben bunu aklıma yine gelmezdi. Evde kalıp aldım diye çeşit çeşit kalıp almaya başladım. Kalıp güzel oluyor ya. Acele ediyorum çünkü ikindi ezanı okunacak. Ben daha mutfaktayım. Bulaşık var bir ton. Yani sabahtan beri yap 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 bitmiyor. Daha ortada börek yok. Böreği aslında biraz geçe bırakıyorum. Sıcak sıcak olması daha iyi. Çalıştırdın mı? Evet. Şimdi bunları acilen demleniyoruz. Azıcık kavuracağız. Yoğurdu sarımsaklı yoğurt mu yapayım? Bunu ayrı ayrı yapardım. Hiç vaktim yok. Büyük ihtimalle yetiştiremeyeceğim. O yüzden acilen bunu direkt bunun üstüne rendeliyorum. Normalde böyle yapmıyor musun? Ayrı koyuyorduk ya içine. He, tamam hatırladım. Şöyle rendeleyeceğim içine. Allah ne verdi, sağ ol. Kırmızı şey nerede? Bir tane büyük bardak alacağım. Büyük bardak mı? Aç orayı bakayım. Bak şu kalın bardak var ya. Şu. Evet. Onunla kır. İnşallah bardak. Toplamayız. Ben poşetimle kaybettim. Bir su yaptık. Şöyle. Bulaşıkları elimizle teker teker. Nehirle beraber yıkayacağız değil mi canım kardeşim? Bunu hem çorbaya hem de patatesin üstüne koyacağız. Şimdi bunu da bunun üstüne iyice güzelce döküyorum. Bunu da yayacağız üstüne. Ne yapayım? Ne yedi ulan sen ne? Mutfağı ben topladım. Kim toplamadı? Kavga. Üstüne ceviz döküyorum. Cem'le biraz zorla ceviz kırdırmıştım. Sonra da en son
bunu çıkardırma dökeyim ya. Bunu yine dolaba geri koyacağım. Buzdolabına koymuştum. Yiyorum. Ha, yiyorum. Yiyorum. Al, al. Son çeşitim. Bunu da yapacağım, pişireceğim. Ne bu gece yıkılmasın. Ya bunu normalde başka sos da yapıyordum da şu an hiç uğraşacak halim yok vallahi. Çok yoruldum ve belim ağrımaya başladı. Belim ağrıtacağım herhalde. Böyle güzelce salça, ketçap, zeytinyağı koydum. Çok fazla şey yapmıyorum. Normalde bir de sütlü yoğurtlu sos yapıyordum. Gerek yok bence. Şöyle. Bunu da bundan alacağım. İçini az yapmışım. Aslında içi az değil. Sıkıntı şu ki ben normalde bir yufkadan yani bir altı tanesinden bunu yapacaktım. Ağzım niye sulandı benim? Tövbe tövbe ya. Diğerinden de ıspanaklı yapacaktım. Ispanaklar kötü, gözüm yemedi. Dedim Gizem uğraşma bununla. Şöyle geçiyoruz. Tepsiye alıyoruz. Önceki yaptığımda içine daha bol koyduğum için daha kalın oluyordu. Şu anda o kadar kalın olmuyor. Biraz sıkları, safları kaldırdım. Onu söylemiyorum. Çorba içtim, kendime geldim. Çorba candır. Güzelce iç kısmını sosluyorum. Kız hacca. Nehircim. Canım kardeşim. Nehir gelsin biraz sosis doğrasın yoksa hiç yetmez bu. Yani ben öyleyse. Nehir! Bana sosis doğrayabilir misin acil? Yani yetmesine imkan yok. Kuzenime dereotlu poğaça getirdi. Yapar mısın demiştim, yapmış, getirmiş. Bakın Nehir'i çağırdım, aradan 10 saat geçecek. Nehir yine gelmeyecek, sonra Gizem bağıracak. Nehir! Nerede sosis? Dolapta. Çekmecede. Küçük bıçağı al, yanıma otur, onun içine doğra direkt. Hayır. Gönlüm bu gece yıkılmasın. Sucuk ve sosis doğruyorduk. Çünkü yetmeyecek yani hiç. Yumurta vardı. Ramiş onu döktü mü? Ha? Değil mi? Özlem ablagil nerede? Bilmiyorum. Ceylin'e birlikte. Bugün de sen küs. Yarında bu gece yakalasın. Pastanın kabını kim atmış aşağı? Ne bileyim ben. Pasta yerinde duruyor mu acaba? Ben de onu merak ettim de.
Ozan söyle de baksın. En fazla pastası tarafından olacak. Gel de bu geceye kalsın. Gel bu var bunlar, dut. Dut mu? Gidem yetimini çok güzel. Kara dut ha? Çok tamam. Maşallah. Gidiyorum ya. Yiyeceğim mi Nehir? Annen gelmedi mi? Ha? Evde annem. Haydi çok güzelmiş. Ya niye hepsine de oraya gitmedin ki? Sunumluk yapıyormuş gibi hepsini böyle hazırladı. Ben bunları böyle koymuştum. Kara dut getirmiş babam. Görmüştünüz zaten. Onları da koydum. Sarmayı şuraya koyacağım. Sarmayı çevirmedim Rabiş. Koyamazsın şu anda. Hadi çevir. Hangisine koyacağım? Buna büyük. Küçük o. Tamam iki tane yaparız. Ne, iki tane koyabileceğim başka bir şey yok ki. Tamam bir tane. Evet güzelce. Allah sıcakmış. Yokum. Açıyorum. Anne video çekiyoruz. Buzlu ya biraz şişmiş bunlar. Ben de yedim vallahi. Ben daha çabuk pişti. Ve çok güzel oldu. Çok iyi. Tadım zamanı. Gidelim odanın. Oda. Al bize. Dur Murat dur. Ne yok? Al abi. Şunun tadına bakın bakayım nasıl olmuş. Sıcak. Burada bakın. Tadına bak bakayım. Üfle de ye. Ne? Sen yemezsin sucuk koy içinde. Ha, yemem. Tişört olmuş işte. Alamam onu şu anda. Annem çayı koydu. Niye bu simsiyah olmuş? Muratlar abişin işi değil mi bu simsiyah olmuş? Normalde böyle olmuyordu. Ben yiyemiyorsam herkese yedirmek zorundayım. Mahalle mahalle geziyorum. Nerede bunlar? Tuz koydum makarna salatasına. Biraz da yoğurt döktüm. Şimdi bunu iyice karıştıracağım. Ama yine bununla karışmayacak gibi ya. Limon nerede Gizem burada? Orada. Ben göremiyorum. Poşetin içinde. Hala göremiyorum. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah güzel olmuştur. Oo, pastama bak. Bunlar da böyle. Tulum giydim. Kız tulum giydim. Nasılım? Jilet. Nasılım? Kötü mü ya? Sükürekten dolanır. Nerimandan da dolanır. Saçıma at kuyruğu yapacağım.
hızlı bir makyaj. Tepeden bağlıyoruz. Sonra saçımı waxlayacağım. Hemen. Wax nerede? Wax süreceğim. Böyle tarıyoruz iyice. Sonra da bunu kullanıyoruz. Saçımı waxladım, geldim. Işık olmadığı için siz böyle kötü görüyorsunuz ama durun kız, size ben niye ışık yakmıyorum? Ama hayır. Şöyle. Güzel mum aldın mı? Hı? Mum mu? Hı. Pastada vardı. Böyle yanan büyük. Hı-hı. Şurada bir tane bir şey vardır abi. Ne? Fışkırtıcı bir şey vardı burada bir yerde. Böyle. Ortadan mı o kesmiş? Ortadan kesmiş. Demir kayık tabakları. İkisini alayım koymuş, bölmüş. Kaşıkla da yemiş fazla olay. Kesinle. Bu mama. Kim yaptı? Ben yaptım. Hepsini ben yaptım, gördün mü? Baba, mama. Hangisinden vereyim? Hangisinden yiyeceksin? Bu. Hangisi? Bu. Alayım. Teşe de yok. Afede de yok. Afen yeme. Yeme. Şaka yaptım, şaka, tamam, şaka. Hasan'ın halini gördün mü? Hasan'ın halini gördün mü? Gördük. Buradan şaşacakmışız. İki dolu o zaman. Pastayı bana vermiş dedi. Dedi demiş ki pastayı bana kim getirdi? Moralim ama. Dedenin doğum gününü kutladık. Bugün sabah... Tamam, beraber yanına geçelim, video çeksinler. Tamam, 1-2-3 çeksin. Senin telefondan çeksinler. Sakın ona yok diyor. Nasıl yok diyor abi? Kırdı birazdan. Sen? Derseniz şu ceketi çıkarayım mı? Eyvallah. Hadi kardeşim. Osan. Hep kullanınca. Sen ne yapıyorsun? Çalış. Çalış. Oo, ekibi kurmuşuz gençler. Oo. Sarmalarımı beğendiniz mi Mehriban Hanım? Salatalar için böyle gitmem lazım. Biri bir şeye vurdu. Murat'a bir sus de. Murat'a bir sus der misin? A sen Murat'a bir sus de. Sus de ona. Beğendin mi yaptıklarını? Yaptıklarını beğendin mi? Video video niye duruyor? Beğendin mi? Beğendin mi kanki? Neyi? Yemekten. Gizem. Şimdi sizi arabaya vuracak. Onu çeksene. Tepsi biber biber. Bu bir tepsi, konuşamıyorum. Bir tepsi böreği kendine mi ayırdın? Yurda getirdim. Belli.
Ay onlar zıkkımın kökünü yesinler. Pislikler. Aynı tişörtleri giymemişiz. Sen Yoki'ye gitmedik. Yoki ya misafir var dışarıda. Bunları yıkadın mı? Evet bunları. Dur bir dakika durulayım. Bir dakika bekle. Bunları yıkanacağım. Tamam bir dur. Hayır ben durulurum. Sen şu yerdeki bulaşıkları kaldır. Yoki kızlar niye kızın güzel laf sözler bende. Ya çarpılırsın bak. Allah günah versin. Ben müsaade ediyorum ya. Aha İlhan niye verdi? Kapatayım mı? Kapat aç. Böyle koydum kaplara. Makarna salatası var yine bize. Şöyle patatesten de koydum. Kaldırıyorum. Burada ne var? Son olarak kendime bir keyif kahvesi. Bu kadar olayın üstüne. Ben size tam olarak anlatmadım. Siz belki kesinlikle patlayı da gördünüz. Kendime gelirsem inşallah oturup şimdi hatta şu kahveyi bir yapayım anlatacağım. Granül kahveyi alıyorum. Ben soğuk kahve yapıyorum şu anda. Şekersiz bir şekilde yapıyorum. Çünkü bugünden itibaren hayatımdan şekeri çıkartmaya karar verdim. Unutmuşum çaya şeker atıyordum. Bugün dur dedim Gizem sakın. Bir de şey oldu biliyor musunuz? Doğum bu kadar hazırlık yaptım ya dedim ki ama dedim yarın başlarsın bir şeyler ye. Hayır dedim. Yemedim. Tatlı türüne hiçbir şekilde girmedim. Gördünüz zaten makarna salatası onun ismi neydi? Şehriye salatasından yedim. Yaptığım o yoğurtlu patatesten yedim. Ama asla tatlı türüne kurabiyeler falan girmedim. Kendimi tuttum. Şöyle hazırlıyorum bunu. Granül kahve. Normalde filtre kahveden yapıyorum ama evde hepimizin yapabileceği şekilde göstereyim. Bim'de satılan kahve de olur. Hazır filtre kahve de olur. Böyle bunu yapıyorum. Buz, süt, French press. French press yoksa bile böyle bir kavanozun içine koyup sütü çalkalayabilirsiniz. Yani anlamak istediğiniz şey şu olmalı. Diyet yapmak demek aç yapmak. Ben diyet yaptığımı söylemiyorum. Çünkü diyet psikolojik olarak insanlara da açlık hissini uyandırıyor. Bu değil. Ben dengeli, düzenli, sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Zaten tüp mideliyim. İstesem de yiyemiyorum, içemiyorum. Buradaki mevzu bu. Sonuç olarak sağlıklı besleniyorsun. Evet. Hamur işi de yiyebilirsin ama az. Oturup bir tepsi börek yemek var. Oturup bir parça börek yemek var. Arada fark var. Doldurdum. Şimdi kahvemi dökeceğim. Sağlığım yamanim. French press'i alıyoruz. Bu A101'e falan da geliyor. Trendyol'dan alabilirsiniz. Ucuzdan geliyor. Ama bunu almak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi küçük bir kavanozun içinde bile çalkalayabilirsiniz. Dışarıda içtiğimiz o pahalı kahvelerde hiçbir farkı yok. Ha bu arada içine beyaz dondurma koyarsanız lezzetli oluyor. Siz normal sağlıklı beslenenler şu kahveye şeker koyabilirsiniz. Böyle iyice köpürtüyorum. Ay yanlış yaptım. Önce kahvemi döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bayağı yoğun bir kahve oldu. İlaracığım çok sağ ol. Kesine bereket. Biraz soğusun buzlarıyla. Nescafe olur mu? Hani üçü bir arada olmaz canım. Benim şu anda bu kahve Nescafe, granül kahvesi. Üçü bir arada hazır bir kahve ya. Onu tüketmemeniz gerekiyor. Aynen.
Buyurun kahveye. Bismillahirrahmanirrahim. İlk başta tabii ki bu kadar yoğun bir kahveyi şekersiz bir şekilde içmeniz normal olamaz. Ben de tüp midenin 16. günden itibaren benim doktorumun tavsiyesiyle bu şekilde kahve içebiliyorduk şekersiz. O zamanlar ben kahveyi çok az, sütü daha fazla koyuyordum. Normalde de süt içmeyi sevmeyen bir insanım ama bu şekilde kahve de çok güzel oluyor. Dediğim gibi şekersiz bir hayata alışmak kolay değil, zor. O yüzden de böyle kahve yapabilirsiniz. Biraz acı. Bakın üstünde krema var gibi. Sütle yaptık arkadaşlar. Afiyet olsun. Nekiler de burada. Hem kahvemi için hem de sizi konuşayım. Ne oldu, ne bitti? Pastaya ne oldu? Şöyle biz pastayı dün geldim. Gelir gelmez gittik sipariş verdik. Resimli bir pasta. Anlaştık falan. Bugün pastayı sabah Nehir okuldan gelmiş. Yani karnı ağrıdığı için. Babamla beraber pastayı alıp geldiler. Pastayı dolaba koymamız gerekiyor abla dedi. Sıcak hava dedi. Adam öyle söyledi dedi. Adamlara da ayıp oldu. Abi dedim ben sizi paylaşacağım söz dedim. Hani indirim yapın falan dedim. Ortada paylaşabilecek bir pasta yok. Çünkü biz pasta dolaba girecek diye halam dedi ki dedenin dolabı boş, dolaba çıkarın. Dolaba Nehir çıkarıyor. Dedeme söylüyor mu söylemiyor mu biz o konuda emin değiliz. Büyük ihtimalle söylememiştir Nehir. Koyup inmiştir hemen. Uf püf yaparak çıkarmıştı zaten. Aradan birkaç saat geçti. Nehir o dolaba koydu, indi. Yayındayım. Yukarıdan, bizim üstümüzde oturuyor dedem. Yukarıdan aşağı pastanın poşeti, pastanın o altındaki taban falan düştü. Dedim ki Allah'ım bu neden buradan fırlattılar? Acaba halam yukarı çıkıp pastayı bir şey mi aldı? Ama pasta dikdörtgen alınabilecek bir şey değildi. Halam yapamaz onu zaten. Meğerse dedem pastayı bu dolaba kim koydu deyip çıkarmış. Kutusundan bir güzel açmış. İkiye bölmüş. Ya resimli pastayı ortadan ikiye kesmiş. Dolaba geri sokmaya çalışmış. Sokamamış. Kalan kısımlarını yemiş. Şaka gibi. Dolaba girmeyen kısımlarını sığmadığı için yemiş. Sonra biz hiçbir şey yok. Hiçbir şey haberimiz yok. Her şeyi hazırladım. Dört dörtlük dışarısı kalabalık düğün gibi. Ozan'ın doğum günleri hep aynı. Millet dışarıda pastayı bekliyor. Dedem kapının anahtarını içeri almış. Aldıysa tamam bitmiştir zaten. Halamda da anahtar varmış bir tane daha. Annem, kuzenim gitti yukarı. Annem aşağı indi. Kuzenim Rabiş'i çağırdı. Dedim kesinlikle bir şey oldu yani belli. Rabiş gel dedi. Gitti. İki tane elinde tabak geliyor. Anladım zaten. Bir güzel yemiş. Allah korusun bir de şekeri var yani. İnşallah bir şey olmaz. İnşallah ben bu videoyu atarım. Yarın bir de helva kavuruyormuşuz. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Bizde öyle bir şey olmaz. Hemen helva kavurulmaz filmlerdeki gibi. Neyse gördüm pastayı. Ben de sigortalar gitti. Hiç ağzımı da açmadım. Verdiğim parayı geçtim. Ya bir emek var. Dışarıda bir sürü insan var. Rezillik ya bu pastayı bu şekilde çıkaramazsın. Bir resim bile çekinemedik. Sustum. Çünkü annemin suçu, Nehir'in suçu. Ben anneme söyledim bak diye. Bakmadı. Babamın hiçbir şekilde umurunda değil zaten. Ozan üzüldüm üzülmeden bilmiyorum. Sonra Özlem abla hemen dedi ki güzel dedim böyle olmaz. Ben dedim gel beraber pasta almaya gidelim. Ben şey yapamadım çünkü paramın sonuna kadar o pastaya harcamıştım. Az dost para değil 1800 lira arkadaşlar yani. Neyse Özlem abla sağ olsun gitti aldı geldi Allah razı olsun. Pastayı kestik. Dışarıda millet millet dalga geçiyor, gülüyor, eğleniyor. Murat'ın ağzına sakız olduk. Dede pastayı yemiş diye. Sonra o zaman dedeme bir de pasta çıkarmış şey demiş. Pasta sığmadığı için kalanlarını yedim. Dedemin önüne pasta koysanız yemez. Olacak ya olmuş. Ne yapacağız yani? Ondan sonra tam fotoğraf çekiniyoruz. Bir gümbürtü koptu. Pat. Bizim şu kapının önünde duran arabaya sen gel servis arabasının biri çarptı. Dikiz aynası kırıldı. Ortalık 56. Adam neye uğradığını şaşırdı. Adam tek kişi indi. Biz cümür cemaat komple aşağı indik. Orada karşıda başka çocuklar var. Onlar olaya dahil oluyor. Babama bağırdılar. Murat'a bağırdılar.
Onlar bizimkilere bağırınca ben onlara doğru yürüdüm. Ondan sonra sustular. Ortada bir kızıştı. Sonra bunlar arabaya bakarken onlar bir daha böyle laf söylediler. Ozan'a karıştılar. Ben de bu sefer iyice patladım. Ben patlayınca ortalık biraz daha karıştı. Bayağı olaylar, kavgalar, gürültüler. Bir ara babam çocuğun üstüne doğru gidiyordu. Sonra da işte cümbür cemaat oturduk, yedik, içtik, dedikodu. Ben bir ara tişört pazarladım. Seç al 5 lira. 124 liradan başlayan fiyatlarla Trendyol'a reklamı yaptım. Ha, hepimiz bu arada Pella bezi aldık. Şu kullandığım bezler var ya, kampanyası vardı bugün. Tüm komşular ikişer ikişer grup oldular. Abi bizim mahalle komedi ya. Gülay yenge haricinde ben, Nuran abla, karşı komşumuz, Özlem abla, Rukiye abla bir, Halime yenge, Ümran yenge, onlar zaten iki elti, Aslı yenge, Hacer abla bir, 12'li Pella bezi aldılar. Alışar alışar bölüşecekler. Tanesi 35 liradan geliyor. Herkes bez aldı. Öyle yani. Böyle olaylı bir gündü. Çok şükür bitti gitti. Ozan içinde kalmasın diye bir şeyler yaptım. Gelenden gidenden Allah razı olsun. Yenildi, içildi. Kalanları da kaldırdım. Fazlasıyla da millete verdim zaten. Tabak tabak doldurdum. Şu kadarcık pasta kaldı. Şu Özlem ablanın aldığı pasta. Bu da Ozan'a yaptırdığımız pastadan kalan. Meyvesi yok bunun. Alo Yakup abi. Meyve koymamışlar. Meyveli çikolata olsun demişti. Ben yemedim. Cidden ağzıma vurmadım. Çok ciddiyim, yemedim. Normalde acımam ama kendime acımam lazım. Sizi çok seviyorum. Video sonu. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. Hepiniz her zaman, istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Soframızda hepinize yer var. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bye.